Emlak'ta bugün.com ile beraber hazırladığımız yeni videomuza hoş geldiniz. Bize gelen sorulardan en önemlilerinden biri de evimizi kendi başımıza satmanın riskleri nelerdir? Ev satarken nelere dikkat etmemiz gerekirdi? Bu soruyu şöyle yanıtlamak isterim. Ev satarken önce yakın çevreye haber vermek, mahalleye ya da yaşadığımız sitede bunu duyurmak ve birkaç ilan sitesine hatta gazetelere ilan vermek ilk akla gelen yöntemlerdir. Ancak evinizi değerinde, doğru zamanda ve güvenle satmak için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır. Bu konuda deneyiminiz yoksa öngöremeyeceğiniz çok zahmetli bir süreci de içerir. Evinizi satışa çıkardıktan sonra adaylarla görüşmek için çok iyi bir ikna ve iletişim becerisi gerekir öncelikle. Bu aşamada zaman kaybedebilir ya da hızlı karar verip zarar etme ihtimalinizi oldukça yükseltebilirsiniz. Evinize davet edip görüşeceğiniz, evi göstereceğiniz insanların kim olduğunu bilmemek güvenlik için riskler oluşturabilir. Müşteri evi günün her saati, haftanın her günü görmek isteyebilir. Bu tempoya ayak uydurmak süreç uzadıkça zorlaşır. Süreç uzadıkça yaşanan zaman kaybı da motivasyonunuzu düşürür. Pazarlık kabiliyetinizi azaltır ve zarar etmenize sebep olabilir. Potansiyel alıcıları kaçırmanızı sağlayacak yanlış fiyatlandırma yapma ihtimalinizi de oldukça yüksek diyebiliriz. Pazarlık payı eklemek, çevreye ve komşulara sorarak fiyat oluşturmak gibi. Çok iyi bir teklifi düşük bulabilir ya da düşük bir teklifi fırsat olarak görebilirsiniz. Bu da oldukça önemli bir risk. Uzman bir gayrimenkul danışmanı, çevresel faktörler, son gerçekleşen satışlar dışında yakın gelecekte bölgede gerçekleşecek gelişmeler, potansiyel alıcıların bu yatırımdan beklentileri, gayrimenkulü ne kadar süre satmak istediğiniz gibi çok daha geniş değerlendirme kriterlerini dikkate alarak bir fiyatlandırma yapar. Üstelik bu hizmeti gayrimenkul danışmanıyla çalışın ya da çalışmayın ücretsiz olarak sunarlar. Ev satmak için çok fazla prosedür ve evrak işlemi vardır. Tapu işlemlerinin güvenle yapılması, ödemenin güvenle gerçekleştirilmesi, güncel yasal mevzuata uygun olarak sürecin yönetilmesi deneyim gerektirir. Evinizi kendi başınıza satmak ilk bakışta daha ekonomik ya da avantajlı görünse de işinde iyi, eğitimli bir danışmanla çalışmanın bu işi kendi başınıza yapmanızdan çok daha avantajlı ve karlı olduğu doğrudur. Emlak'ta bugün.com'un bir sonraki videosunda görüşmek üzere.